Sayın seyirciler, bugün Çardağ'ın Gemiş kasabasına geldik. Ama bundan sonra artık Gemiş, Çardağ'ın yeni mahallesi oldu. Kasaba hüviyeti bitiyor. Bildiğiniz gibi 30 Mart seçimlerinden sonra burası Çardağ'ın yeni mahallesi oldu. Ama burası arazi bakımından çok şanslı bence. Burada gördüğünüz gibi güzel bir kaynak suyu var. Su burada birikiyor. Buradan eğer arkadaşım çekebilirse karşıya borularla, motor vasıtasıyla gölete çıkacak. Oradan borularla Gemiş'in arazisini sulayacak. Biz de emeği geçenlere buradan teşekkür ediyoruz. Şimdi Gemiş'i gezmeye başlıyoruz. Buyurun birlikte bakalım. Çardağ'ın Gemiş kasabasındayız. Şimdi yanımızda Mehmet Ali Gölcük Bey var. Merhaba efendim, nasılsınız? Merhaba, merhaba. Hayırlı günler. Siz de hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk. Köylünün buradan beklentisi nedir efendim? Ne bekliyorsunuz buradan? Köylü buradan dediğim gibi geleceğini bekliyor. Çocuklarının istikbalini bekliyor. Ve artık burada insanlar iş bulmak için başka yere gitmeyecek. Burada doğan insanlar burada yaşayacak. Hatta çevrede yaşayan insanlar da buraya gelecek. Çünkü burada su var, havaalanımız var. Efendim demir yolumuz var, duble yolumuz var. Altyapı olarak hiçbir eksiğimiz yok. Yani evet. Türkiye'nin başka yerinde böyle bir kasaba, böyle bir ilçe bulmak mümkün değil. Evet. Yani göç veren değil, göç alan bir yer olacak. Göç alan bir mahal olacağız ve bundan da biz gurur duyuyoruz. Evet. Gerçekten şu anda bir tarafımızda Afyon, bir tarafımızda Burdur. Biz Denizli'nin burada Güneydoğu'da son noktasıyız. Ya şu anda son noktasında tam köşedeyiz. Hani eğer dikdörtgen düşünürseniz tam köşedeyiz ve burada olmaktan da çok mutluyuz. Çünkü burada şu gördüğümüz su, yüzyıllardan beri bu su burada var. Bir gram bile eksilmiyor. Ne kadar alırsanız alın hiç eksilme yok. Evet. Dolayısıyla bu su bu ovayı 10 bin dönüm arazi sulayacaktır. 10 bin dönüm arazi düşünün bir defa. 10 bin dönüm arazi burada gençleri buraya bağlayacaktır. Evet. Dışarıdan buraya göçü teşvik edecektir. Ve dolayısıyla belki de üretimde çeşitlilik, tarım ürününde çeşitlilik olacaktır. Şimdi burada düşünün. Evet. Domates ürettiğimizi farz edelim. Burada ürettiğimiz domatesi kasaladık mı biz 2 saat sonra İstanbul halindeyiz. 2 saat sonra. Çok güzel. Bu imkan hiçbir yerde yoktur. Tabii havaalanının da burada olması ayrıca bir imkan. Gayet tabii işte havaalanının imkanı. Mesela biz burada çiçekçilik, gül ürettiğimizi farz edelim. Ürettiğimiz bu süs bitkilerini 3 saat, 4 saat sonra Avrupa halindeyiz. Yani biz bunun değerini bilirsek, bir önder bulabilirsek kendimize. Evet. Bu önderin önderliğinde gerçekten burasının kalkınmaması mümkün değil. Evet, hakikaten bu su buraya Allah'ın bir lütfu diyelim biz. Tabii. Çok güzel, eksilmeden artıyor diyorsunuz. Bunu değerlendirmek lazım. En az 1000 kişi burada devletten emekli maaş alıyor. Evet. Ve burada pazar bile başka türlü kuruluyor. Çünkü herkesin yiyecek parası var. Gençlere iş hazır. Tabii. Tahmin ediyorum işsiz genç yoktur burada. Evet, evet. Herkes biz daha önce burada bir program çektik. Tamam. Hakikaten iyi yani. Vatandaş bayağı emekli çok olunca gelir de iyi yani. Biraz evvel görüştüm kahvede arkadaşlarla. 13 tane günde servis kalkıyormuş buradan Denizli'ye. Yani sadece burada değil, oraya da bir hizmet ediyor. Yani dışarıya da. Denizli'den işçi arayanlar buraya geliyor. Çünkü burada gençler dışarı gitmiyor. Burada bütün gençlerimiz dediğimiz gibi çakılı vaziyette buraya. Evlenmeleri, hısım akraba ilişkileri, iş bulmaları, para kazanmaları ve kahveleri bile buranın çok doludur. Kahveye gittiğiniz zaman etrafınız 5-10 kişi hemen sarar. Dostluk, ahbaplık ilişkisi, dostluk, ahbaplık çemberi hemen oluşur. Evet, evet. Çok da güzel, samimi insanlardır. Dost canlısı insanlardır, cömert insanlardır. Evet. Peki efendim, biz köyünüzü gezmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bizi tanıtma fırsat buldu verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun efendim. Sağ olun. Evet, devam ediyoruz. İbrahim Bey ile bir söyleşi yapacağız. Evet İbrahim Bey, nasılsınız? Allah razı olsun. Sizin de görüşlerinizden alalım. Gemiş'in toprağı zaten sulfatlı. %50 aşağı yukarı sulfat, sodyum sulfat olduğu için sulamayı çok seven bir toprak. Sulama olduktan sonra hani vermeyeceği bir bitki yok Allah'ın izniyle. Çok güzel. O da inşallah gerçekleşti. Mehmet abinin dediği gibi 37 kilometre yani yeraltı sulama yağmurlama tesisi kuruluyor. Borular zaten şu anda geldi.
Belli zaten yolumuz açıldı. Havuz oraya yapılacak. Allah'ın izniyle. Çok güzel, çok mutluyuz yani. İnşallah. Tebrik ediyorum. Ben tebrik zaten ederim. Biraz sonra izleyicilerimiz detay görüntülerde de görecekler. İnşallah. Su burada birikiyor. Evet. Buradan motor vasıtasıyla yukarıya gölete çıkıyor. Hı-hı. Oradan tarlaya, ovaya dağılıyor. Ovaya, evet. Yağmurlama usulü olacak. Evet. Gerekirse damlama. Hı-hı. İsteyen cazibe sulama yani açabilecek ağaçlar, bahçelerimiz çok. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Biz şimdi köyünüzü gezmeye devam edeceğiz. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Evet, devam ediyoruz. Evet, Gemiş'te devam ediyoruz. Yanımızda köyün büyüklerinden bir abimiz var. Sizi de tanıyalım sağ efendim. Sağ olun, sağ olun. Bekir İçöz, Gemiş kasabasından. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu yağmurlama su olduktan sonra belediyemiz, bir köyümüz diyelim, daha bir başka olacak. Yani gelişe biz, faydası olacak diyorsun değil mi? %100. Herhangi bir şeye, bitkiye, meyveye, ağaca, her şeyi bir yetiştirebilecekler. Bizden geçti yalınız. Evet. Ama gelecekler. Ama senin de çocukların, torunların bundan istifade eder efendim. Elbette. İnşallah. Var mı abi buradan bir diyeceğim, bir mesajın yok, var mı? Sağlığınız. Peki abi, teşekkür ederim. Siz de sağ olun. Evet, devam ediyoruz. Sizi de tanıyalım efendim. Nasılsınız? Ben Vahit Durmuş, Gemiş kasabasından, Gemiş vatandaşı. Şu nimete bakın, şu güzelliğe bakın, şu namı nimete bak. Ovanın suyu olduğu zaman ne olacağını kendiniz düşünün. Evet. Daha ne diyeyim ya, bundan iyisi. Bereketlensin inşallah. Evet, Gemiş'teki röportajlarımız devam ediyor. Merhaba, sizi de tanıyalım efendim. Merhaba efendim, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyiz, size sorma. Sizi geldiğinizden çok memnun olduk. Teşekkür ederim. Sen neler düşünüyorsun abi? Burada güzel bir tesis yapılıyor. Köylü hep mutlu, sevinçli, beklentisi var. Siz neler düşünüyorsunuz? Eski sistemi attık, yeni sisteme sulamasına çok... Eski sistemden memnun değil miydiniz? Hayır, yetersiz mi geliyordu? Evet, yetersiz. Sağlaması olduğu için yerlerimizde bek düzlüğü olmadığından. Ama şimdi pompa olduğunda, sulama tabancalı olduğunda çok iyi olacak. İnşallah. Yani. İnşallah. Hayırlı olsun diyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Evet, seni de tanıyalım bakalım. Adın ne senin? Abdurrahman Bozkurt. Abdurrahman, kaça gidiyorsun? İkiye mi gidiyorsun? Derslerin nasıl? İyi. Buradan öğretmenlerine, arkadaşlarına bir selam gönder bakalım. Selam olsun. Herkese. Selam olsun. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Merhaba, sizi de tanıyalım efendim. Ben Ali İçöz, Gemiş kasabasından. Öncelikle Pamukkale TV ve bu hizmete sebep olanların hepsine şükran ve minnet borcumuzu sunarım. Estağfurullah. Evet, köylülerinizle röportaj yaptık. Evet. Hepsi sevinçli, beklentileri var. Evet. Arazinin daha verimli kullanılacağından bahsettiler. Siz neler düşünüyorsunuz? Ben de aynı kanıdayım. Aynı görüşü, düşünceleri paylaşıyorum. Bu köyün ekonomik gelirleri artacak, refah seviyesi artacak. İnsanların yani dışa gitmesine gerek kalmayacak. Dıştan köy göç alabilecek konuma gelecek. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Evet. Ben de... Sayın seyirciler, izlediğiniz programda gördüğünüz gibi burada doğal bir su var. Su burada birikiyor. Önceden borular bu şekilde yukarıya su havzasına su gönderiyordu. Ancak eskimiş yıllarca tabii. Bunlar şimdi iş görmez hale gelmiş. Yenileri döşenecek. Burada biriken suyu borular vasıtasıyla buradan yukarıya verecekler. Gölet var orada. Oradan borularla bütün Gemiş'in arazisine, tarlasına su verilecek. Tabi bu da su demek hayat demek, biliyorsunuz. Arazileri en güzel şekilde değerlendirecekler inşallah. Biz de buradan hayırlı olsun diyoruz kendilerine. Evet, Gemiş'te çocuklarla da görüşeceğiz tabii. Onların da gönlünü alalım. Seni tanıyalım canım. Kaça gidiyorsun? 7. sınıfa gidiyorum. Adım Hasan Yüksel. Hasan, nasıl derslerin? Az iyi gibi. İyi gibi. İyi gibi. İyi, tebrik ederim. Seni de tanıyalım. Oo, konuşmak istemedi bak. Seni tanıyalım. Benim adım Mehmet Ali, soyadım Kılınç. Kaça gidiyorsun? 4'e. 4'e gidiyorsun. Hı-hı. 4 aya. Yaşım 10. Öğretmenlerine buradan bir güzel bir selam gönder bakayım. Öğretmenlerime, anneme, babama, herkese selam gönderiyorum. Aferin. Seni de tanıyalım. Ben 5. sınıfa gidiyorum. Adım Bayram Kaya. Gemiş İlk Öğretim Okulu'nda okuyorum. Hı hı. Yaşım 11. Peki sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Pilot.
Pilot olacaksın, uçacaksın yani. Çardak havalanı burada ya tabii, özenmiş. Tebrik ediyorum seni. Evet, gel bakalım, seni de tanıyalım. Konuşmak isteyen varsa gelsin. Peki, peki, teşekkür ediyorum. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyiyiz be. Ben Başmaçı Çığır'dan, ismim Haydar. Haydar Bey, nasıl? Ne yapıyorsun abi, sen bundan ekmek paranı kazanabiliyor musun? Allah bereket versin, ya şu yaşımıza göre. Allah düğünlere bereket falan mı versin. Gidiyorsun? Gidiyorum. Öyle mi? Ha, şu anda 8-10 tane düğünüm var listede. Çok güzel. Peki ha. Abi, buradaki su için ne düşünüyorsun? Sence nasıl oldu? İyidir. İyi olmasını isteriz. Teşekkür ederim. Oğlun mu arkadaş? Torunum. Torunun mu? Torunum. Torunu da tanıyalım bakalım. Merhaba canım, senin adın ne? Yasin. Merhaba. Yasin, kaça gidiyorsun? 8'e. Hem okuyorsun hem dedine yardım mı ediyorsun? Öyle oluyor. Öyle oluyor. Hem harçlık şey diyorsun. Hem harçlığını çıkarıyorsun hem de dedene yardım ediyorsun. Öyle yapıyorsun. Peki, teşekkür ediyorum. Sana da kolay gelsin canım. Yanımızda Gemiş'in yerel sanatçısı olduğunu söylediler. Bakalım arkadaşı tanıyacağız. Merhaba, sizi tanıyalım. Merhaba, önce. Ben Savaş Şengül. Ne iş yapıyorsun Savaş Bey? Ben hayvancılığa uğraşıyorum. Besicisin. He. Aynı zamanda şarkı türkü söylüyormuş. Yok, kendi halimde söylüyorum. Kendi halinde mi? Bize yerel sanatçı dediler. Yok, kendi halimde. O zaman senden bir parça alalım bakalım. İzleyicilerimiz ne dinleyecek bakalım. Tamam. Yağmur yağar şıpır şıpır buz gibi, eriyorum ben de çürük tuz gibi. Kocan ile geçince men yok ise, ayrıl da gel kabulümsün kız gibi, gelin kız gibi. Çadır kurdum yaylaların düzüne, aynalı martimi vurdum dizime. Varın söyle oy Osman'ın kızına, 15 sene az geliyor gözüme, gelin gözüme. Teşekkür ederim efendim. Biz teşekkür ederiz. Evet, Gemiş Sulama Birliği Kooperatif Başkanı İbrahim Şengül ile söyleşilerimiz devam ediyor. Az önce izlediğiniz tesisin şimdi de araziye döşenme şeklini çekiyoruz arkadaşlarla. İbrahim Bey, nasıl gidiyor? Biraz da bize bunlardan bahseder misiniz? Yani bu araziye bu su nasıl ulaşacak? Şimdi bu oradaki göstermiş olduğum havuz sistemiyle tanzik oradan verecek. Bu borulardan ovaya gidecek. Hı hı. Yani 9600 hektar yer. Bu borulardan sulanacak. Yağmurlama, gerekirse damlama. Öyle bir sulamamız olacak inşallah. Burası diğer ilçelerimize, beldelerimizde örnek bir şey i̇nşallah, teşkil ediyor. İnşallah. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bizi ben bugün ağırladınız ediyorum. Burada. Allah razı olsun. Geldiğinizden dolayı Pamukkale TV'ye ve sizlere ayrı ayrı teşekkür ederim. Sonsuz başarılar. Peki, teşekkür ediyoruz ben efendim. Ben teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler, bugün Çardağ'ın Gemiş kasabasında İşte Denizli programımızı çektik. Burada hava güzel, ağaçlar çiçek açmış, oldukça bereketli, güzel bir yer. Şimdi başka bir beldemizde, ilçemizde görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler efendim.